gördünüz mü mutfağı nasıl bitirdim ya? Oh ya, ben de bittim vallahi, 5 kuruş param da kalmadı. 2 haftadan beri ne kahve içebiliyorum ne kırmızı şarap içebiliyorum. Allah Allah. Neyse arkadaşlar, bu mutfak işi bayağı büyük bir işti arkadaşlar. Yani parana bakacaksın, budget'ına bakacaksın. Mutfağı bitirdikten sonra ben de gideyim biraz kafamı dinleyeyim arkadaşlar. İdrisos'u birinci devreyi kapatıyorum arkadaşlar. Beni takip eden bütün arkadaşlarımı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ya beni de rezil ettiniz ya. 400 kişi beni takip etmiyor ya. Koca İdris Usta'yı Amerika'da rezil ettiniz. Allah Allah ya. Neyse fazla da kızmıyorum. İdare eden İdris Usta'yı ustalar bazı zaman bağırır, bazı zaman tokat atar. Yani piyasada normal adam kalmadı, onu demek istedim. Arkadaşlar vallahi yemin ediyorum, bir meslek öğrenin. Bu mesleği öğrendikten sonra piyasaya koyun. Bir gün gözünü bir açtığında 5 kişi 10 kişi yanında çalışır. Yani her şey senin elinde. Allah sana bakıyor. Ne yapıyorsun ne? Bu videolarımda sizi canlandırmak, yine bir pencere açmak, Amerika'yı ayağınıza getirdim arkadaşlar. Bunu ilk yapan İdris Usta oldu. İdris Usta USA. Vallahi. Neyse arkadaşlar, bu videolarımı beğenen arkadaşımız varsa, yatırım yapmak isteyen varsa gelin beraber video yapalım. Gemiden atlayıp da Amerika'ya kaçan insanların başına gelen olayların videolarını yapalım. Arkadaşlar vallahi o kadar güzel ki insanlar böyle seve seve bakar. İnsanlara bir şey öğretme zamanı. Artık insanlardan TV, film prodüktörleri o kadar boktan boktan şeyler yaptı ki insanlarımızı dört duvar arasına kapattılar. Böyle düşünemez oldu artık insanlarımız nasıl mücadele edeceğini. Onun için İdris Usta projesi Türkiye'nin önünü açacak bir proje arkadaşlar. Doğru olan şeyleri yapmak zorundayız. Yani memleketimizi kaldırmak zorundayız. Onun için size Amerika'yı, birinci dünya ülkesini evinize getirdim, gösterdim. Hayvanları gösterdim, Amerikalıları gösterdim. Amerika'da kimler çalışıyor? İdris Usta gemiden atladım, kaçtım. Herkese tokat atar oldum Amerikalı olduktan sonra. Yani size demek istediğim, kafayı değiştirme zamanı arkadaşlar. Kendimize gelme zamanı. Destek istiyorum, destek. Neyse arkadaşlar, memlekette de seçimler olmuş. İnşallah yeni gelen hükümet, işsiz olan kardeşlerime Allah iş güç nasip etsin arkadaşlar. En büyük düşmanımız işsizlik. Yani terörden daha büyük bu işsizlik. Onun için memleketler ağzına kadar, hapishaneler ağzına kadar dolmuş. İşsiz adam ne yapacak? Kıracak, dökecek, çalacak. Allah Allah ya. Biraz önce hükümet inşallah işsiz kalan arkadaşlarımıza el atar, meslek öğretir, tekrar hayata döndürür arkadaşlar. Herkese selamlıyorum, herkese çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İdris Usta'yı unutmayın. Yani birinci devreyi kapatıyorum arkadaşlar. Vallahi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Meksika'ya gidiyorum. Dans etmeye gidiyorum. Dans etmeye. Sen evde otur. Hoşçakalın. Nasıl yiyeceğim? Hoşçakalın. Hoşçakalın İdris Usta. Hoşçakal İdris Usta. Evet arkadaşlar, bu 45. bölümde birinci devreyi bitirmiştim arkadaşlar. Bu benim projemdi. Bu kendi projemi gerçekleştirdim. Çok mutluyum. Vallahi billahi. Çünkü sizlere meslek öğretip Amerika tarzını, hayatını evinize kadar getirdim. Değişik bir pencere alanı açtım size arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. YouTube'dan hiçbir para yapmadım. İdris Usta sizin için, bütün emeklerimi size göstermek için yaptım. Sanat öğretmek, kendi işinizi başlatmak, para yapmanıza yardım etmek için bunları yaptım arkadaşlar. Yardım için, dua için yola çıktım. Ama bu da benim projemdi ve projemin sonuna, maalesef üzülerek söylüyorum, sonuna yaklaştım arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum, 2010 senesinde İdris Usta'nız yok. Sakın üzülme, sakın moralini bozma. Yani ben bu projeyi bitirdim, 500'e yakın video oldu neredeyse. Canın sıkıldıkça bakarsın, moralin sıkıldıkça bakarsın. Anladınız mı? Ama 2017 senesinde İdris Usta YouTube'dan çıkıyorum. Yani video yapmıyorum arkadaşlar. Size onu bir söyleyeyim dedim. Üzülmeyin, telefon numaramı bu videonun başına yazacağım. İdris Usta'nızı arayabilirsiniz ama cevap alamazsınız. Ama WhatsApp'tan yazarsınız. Her yazdıklarınızı okuyorum. Bazı zaman telefonum öyle bir anda olduğum zaman telefonlara bakabiliyorum ama %90 bakamıyorum, onu da söyleyeyim. Yani İdris Usta giderken telefonumu da size veriyorum arkadaşlar, onu demek istedim. Şöyle kameramı koyayım şuraya. Oh ya. Böyle bir de yapmak istemezdim, sizi üzmek istemezdim hayranlarım. Ben de şu kurbağa şarabını içeyim. İkinci şişe kurbağa şarabına geldim. Bak bak. İş buldun mu? İş yok. Meslek öğrendin mi? Meslek yok. Ağız kullanılmış karı buldun mu? O da yok. Kendi işini başlatacak mısın? Yok yok. Evde kaldın hazır yiyecek pezevenk.
İşte videolarıma bak. Kendi işini başlat, bok gibi para yaparsın. Onu demek istedim ya. Oh ya, oh. Arkadaşlar ya, en çok sorun, her yerde en çok sorun olan işsizlik. Gemiden Amerika'ya kaçmamın sebebi, iş bulamadım. İstediğim işi bulamadım. Para yapan bir iş bulamadım. Para yapıp kendi işimi başlatmak istedim yani. İşsizlikten kaçtım, onu demek istedim. O kadar video yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir medyadan İdris Usta'nızdan bahsetmediler. Bir tek ona üzüldüm yani. Bakınız şu gazetede burada, Forum USA. Buradaki Türklerin evine gidiyor bedava. Yani bedava gazete alıyorsun. Forum USA. Bak gördünüz mü, burada yazıyor. Ya şu gazete bile, ya gemiden kaçan İdris Usta Amerika'da insanlara meslek öğrenin, kendi işinizi başlatın, hurricane'den çıkın. Hiçbir yayın yapan arkadaşımız olmadı. Ya ben YouTube'a para için girmedim ki. Hayranlarım, arkadaşlarım, beni izleyen herkese burada selamlıyorum. Ben YouTube'a sizler için girdim. Bazı zaman size ne diyorum? Aldığınız para İdris Usta'nın kahve parası. Evet, burada öyle. Düşünemiyor musun lan? Bir kahve parasına mı çalışacağım İdris Usta? Kendi işimi başlatacağım. Kendi hayatımı kuracağım. Hurricane'den çıkacağım. Al! Hışkırık çığlıkları atacağım. Sizlere onları gösterdim, anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Anladın mı? Bir üniversiteye gidersin, 4 senede üniversite biter. İşte İdris Usta'nın projesi de buydu arkadaşlar. 500 videoya çıkmama yakın bu projeyi kapatacaktım. Bu projemi gerçekleştirdim. Çok da memnun oldum. İnşallah videolarıma bakıp kendinize bir iş alanı yaratırsanız bir yol çizebilirsiniz arkadaşlar. Kendi yerinizi görebilirsiniz. Hiç olmazsa kendi yerini gör. İnşallah beğenmişsinizdir videolarımı. Aynı zamanda işsiz olan arkadaşlarımı tekrar selamlıyorum. Allah yardımcınız olsun. Hepinizi seviyorum, sayıyorum ama 2017 senesinde yokum. İdris Usta'nız yok. Kafana şapkadan başka bir şey takma. İdris Usta'n gidiyor ama telefon numaramı bırakıyorum sana. Vallahi. Yazın. YouTube'da şeyde, videomun üzerinde de yazarım. Burada da söyleyeyim sana. 1-630-577-5555. Amerika içinde aradığın zaman bu numarayı böyle çevireceksin. Başına bir koy. Yurt dışından aradığın zaman işte Amerika'nın kod numarası neyse onu da koy. Ama %90 telefonlarımı açmıyorum. WhatsApp'ım açık. Orada yazdıklarını okuyorum arkadaşlar. Lütfen İdris Usta'nızı da kızmayın. Günde 100 kişi arıyor. Nasıl açayım telefonumu? Ben çalışan bir ustayım. Ama garajıma geldiğim zaman, eve geldiğim zaman bu telefonum garajda, evde bırakıyorum. O zaman bakıyorum. İşte kim yazmış, kim e-mail atmış, kim bir şey demiş. O zaman bakıyorum, okuyorum. Onu demek istedim. Anladın mı? Oh ya. Ben de şu kurbağa şarabımı bir içeyim, kendime geleyim. Aman okuyayım, 2 şişe gitti ya. Ne şaman, gazoz gibi içiyorum bunu ben de ya. Vallahi billahi ya. Hayranlarım, üzülmeyin. Bir gün gelir askerden gelirsin. Ulan İdris Usta ya, onca ay askerde nasıl geçti gitti. Bir gün bir bakarsın tımarhaneden çıkarsın, hastaneden çıkarsın, hapishaneden çıkarsın. Bir gün bir bakarsın İdris Usta'nız gitmiş. Artık bunları normal olarak kabul edin. Arkadaşlar vuran vurana, siken sikene gidiyor. Ölen ölene gidiyor. İdris Usta'nız gitse ne olur? Hayat devam ediyor. Videolarım YouTube'da, onu demek istedim. Oh ya. Abicim su mu içme ya? Suyun içinde mikro falan var. Miden ağrır. En güzeli kurbağa şarabı, ördük şarabı. Bak. Bak. Oğlum işini başlattın mı? Yok. Meslek öğrendin mi? Yok. Ne yapıyorsun? Ana baba ekmeğini mi yiyorsun? Hala da evde ana baba ekmeği mi yiyorsun? Ulan insan bir iş bulur. Başlatır işini. Sen en iyisi az kullanılmış bir karı bul. O da hazır yiyici, sen de hazır yiyici. Birileri size bakar. Onu demek istedim. Kafana şapkadan başka bir şey takma. Oh ya, oh. Arkadaşlar hepinizi selamlıyorum, seviyorum. Yani videolarımın sonuna doğru yaklaşıyorum. 2017 senesinde İdris Usta'nız yok. Biraz daha video yükleyeceğim. Ama 2017 senesinde yokum. Bana eğer güzel bir şey yapabilirseniz arkadaşlar, İdris Usta o kadar video çektin, senin için ne yapabiliriz? Vallahi billahi ya, bütün hayranlarımı selamlıyorum gene. Benim için ne yap biliyor musun? Artık hangi yerde oturuyorsan, hangi semtte, ilde, ilçede oturuyorsan, orada yayın yapar, sevdiğin radyo stasyonlarına telefon et.
Onlardan de ki İdris Usta'm için bir şarkı istiyorum. İdris Usta, İdris Usta YouTube'a geri dön, gitme. İdris Usta teşekkür ediyorum videolarım için. Kendi işimi başlattım. İdris Usta hurricane'den çıktım. Benim için şarkı dinle, şarkı iste. Ben de bu Türkiye'deki büyük kanalları hangi radyo olursa olsun dinlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Çalışırken belki dinlerken kendi ismimi duyuyorum. Oh ya derim, hayranım benim için bir şarkı söyletiyor. İdris Usta YouTube'a geri dön. İdris Usta bırakma bizi. İdris Usta teşekkür ederim. Senin sayende kendi işimi kurdum. Oh ya. Başvur oğlum, hayat devam ediyor arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, selamlıyorum. Böyle ayrılık olmasını istemezdim ama yani bu benim projemdi. Bu projeyi ben sana yaptım. Mesleği yönettim. Hayatta her zaman hurricane'lere gireceksin, çıkacaksın. Ne okul okuduysan oku, milyon doların olsun, parasız ol. Hiç fark etmiyor. Hayat artık dikenli yol gibi. Anladın mı? Eğer seni rahatlattıysam, eğer senin kafanı, sıkıntılarını, dertlerini bir kenara attıysam ne mutlu sana, ne mutlu bana. Ben senin için geldim. Değişik bir pencere sana sürdüm. Gerçek yaşantımı, gerçek hayatı, gerçek arkadaşlarımı sizlere gösterdim arkadaşlar. Onu yapmaya çalıştım. Senin için geldim. Para için değil. Bu benim projem de ve projem bitti. Nasıl okulu bitiriyorsun? İşte benim projede bitti. 2017'sinin de senesinde İdris Usta'nız yok arkadaşlar. Onu demek istedim. Hepinizi seviyorum. Selamlıyorum. Ayrılık zamanı geldi. Ayrılık zamanı geldi. Bu kadayı senin şerefine kaldırıyorum. İnşallah hayatında yepyeni bir sayfa açarsın. Krallığını ilan edersin, hışkırık çığlıkları atarsın barlarda oynayarak. Benim gibi gerçek usta, Türkiye'nin bir numaralı ustası, onu demek istedim. Şu videoya da bakalım, tatil nasıl yapılır, ona da gidin bakın. Ondan sonra kendinize iyi bakın, hayat devam ediyor hayranlarım. Sakın ola üzülmeyin, 2010 senesinde, 2017 senesinde İdris Usta yok. Yani projem bitti, anladın mı? Senin için geldim ve senin için gidiyorum. Senden tek istediğim bir şey, eğer İdris Usta'na teşekkür etmek istersen benim için radyoya git söyle. Bana meslek öğreten, yol gösteren ustam için istiyorum. Amerika'da video yapan ustam için. Hepsi o. Yaparsan onu yap benim için. Bana da WhatsApp'tan yaz. İdris Usta şu radyoyla konuştum, senin için bir şarkı isteyeceğim. O benim ismime yayınlayan radyo olursa onunla da sizinle bir telefon bağlantısı da yapabilirim. Oradan size seslenebilirim, konuşabilirim. İdris Usta'nızı bari radyoya çıkartın. Onu demek istedim. Hoşça kalın. Yaşama zamanı, kendi işini başlatma zamanı. Deli misin ne sun oğlum? Hayat devam ediyor. Sakın üzülme İdris Usta'na. Boş ver. İdris Usta geldi ve gidiyor. Oh ya, şuna da bir basayım. Heh. Hoşça kalın. Dans etme zamanı, yaşama zamanı. Au! Aman akıyım. Ben de sarhoş oldum. Komşularım beni kovacak buradan ya. İşte burası da benim ev hayranlarım. Biliyorsunuz İdris Usta buraya 2300 dolar kira veriyor. Şurası da benim kulübe, malzemelerimi koyuyorum. Şöyle, bu da benim bisikletim, bu da benim arka bahçe. Gördünüz mü? Heh, burada İdris Usta'nız tatil yapıyor. İşte burada size elveda ediyorum. Anladın mı? Şunu da gölgeliğe koyayım da daha rahat görürsünüz. Şöyle, nereye gideyim? Şuraya koyayım, gelin. Heh, hazır mıyız? Evet arkadaşlar, İdris Usta'nız tatilde. Abicim Meksika'da dans ediyordum ya. Ustanız Meksika'da dans ediyor. Dans. Ah!
Bir gün kalktığında etrafında hiç kimseyi göremeyeceksin. Ne akraban olacak, ne arkadaşın, ne dostun olacak. Her şeyi kaybetmiş olabilirsin. Sakın ama üzülme. Bir fırtınaya takılmış olabilirsin. Bir hurricane'e takılmış olabilirsin. Yemin ediyorum sana, her düşüşünde, her yıkılışında senin için yepyeni bir hayat doğar. İnancını yitirmeyeceksin, elini açacaksın, kalbini, cebini açacaksın, inan kelebek gibi daldan dala olacaksın. Sakın ola yapamam, edemem deme. Her şey senin elinde, yapabilirsin. Bakınız, İdris Usta nelerle uğraşıyor, sen hala da ağlamakla uğraşıyorsun, isyanla uğraşıyorsun, yıkıp dökmekle uğraşıyorsun. Kendine gel abicim, kendine. Hayat güzel bir şey, yaşamak güzel bir şey, eğlenmek, dans etmek güzel bir şey. Onun için mutlu olmayı öğreneceksin, her şey senin elinde, onu demek istiyorum arkadaşlar. Meksika'ya hoş geldin, welcome to Meksika. Hello, hello, welcome, welcome, hello. Arkadaşlar bakınız, yani bunlar Chicago'dan geldi. Benim tanıdıklarım çıktı. Yani İdris Usta kimleri tanıyor? Abicim hoş geldin, welcome to Meksika. İdris Usta'nız oynuyor en güzel ballarda. Düştüm kalktım gene kendi işimi başlattım. Dans ediyorum. 5 yıldızlı otellerde en güzel kadınların şarkı söylediği yerde. Hayat güzel, yaşam güzel diyorum arkadaşlar. Üzülmeyin. İdris Usta hepinizi seviyor. Size anlatmak istedim. Yılmayın, mücadelenize devam edin. Korkmayın, üzülmeyin. Hayat güzel, yaşamak güzel. Ustanız gene dans ediyor. Bir gün kalktığında yepyeni bir hayat başlayabilirsin. İdris Usta şu hocaya git konuş, bana bir duman yollasın. Kendi hayatımı değiştirmek istiyorum. Evet, değiştirebilirsin arkadaşlar. Artık ağlamalara, sızlamalara, kırmalara, dökmelere, bilmem nelere hepsini paydos edeceksin. Kendine yepyeni bir hayat başlatabilirsin. Size onu göstermeye çalıştır, onu. Şuraya görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel yer ya. Anlatamam sana. Yani var ya, yaşamak güzel şey, eğlenmek güzel şey. Artık ağlamak, kırmak, dökmek, kadınları dövmek bunlar artık eskidi, eskidi abicim. Kafayı değiştir, yeni hayat kurabilirsin. Eğer kuramazsan bana yaz İdris Usta, şu mayaların kralı hocaya söyle, bana bir duman yollasın. Yemin ediyorum sana hayatını değiştireceksin, hayatını. Neyse arkadaşlar, size Meksika Cancun'dan otelimi, tarihi yerleri, parkı gösterdim, gösterebildiğim kadar bu programı sizler için yaptım. Yani hayat güzel, yaşamak güzel, bunu sizlere göstermek istedim. İnşallah başka bir programda İdris Usta size öyle şeyler gösterecek ki yemin ediyorum sana, artık gideceğin iskeleye tekme vuracaksın, kendine yepyeni bir sayfa açacaksın. Korkmayacaksın artık, kahveye gitme, bilmem nelere gitme, dolaşma işi bitti, yaşama işi başladı, yaşama. Bu kadeyi sizin şerefinize kaldırıyorum. İnşallah bundan sonraki hayatınızda yepyeni bir sayfa açarsınız, kelebek gibi uçarsınız. Hoşça kalın arkadaşlar, hoşça kalın. Ustanız gene hışkırık atıyor. Gene en güzel ballarda dans ediyor. Bok gibi para yapıyor. Başlat işini. Yaşam güzel, hayat güzel. Kafana şapkadan başka takma. Karadeniz'in, Türkiye'nin bir numaralı ustası İdris Ustanız. Lan. Oh, durdu. Hoşça kalın arkadaşlar, hoşça kalın.